Bölüm 9. İsa Saul'a görünüyor. Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Kudüs'e getirmek niyetindeydi. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey efendim, sen kimsin?" "Ben senin zulmettiğin İsa'yım," diye cevap geldi. "Hadi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek." Saul'le birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. 3 gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona "Hananya!" diye seslendi. "Buradayım Rab!" dedi Hananya. Rab ona "Kalk!" dedi. "Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini ara. Şu anda orada dua ediyor. Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür." Hananya şöyle karşılık verdi. "Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Kudüs'te senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır." Rab ona "Git," dedi. "Bu adam benim adımı diğer uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim." Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. "Saul kardeş," dedi. "Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı." Hemen o anda Saul'un gözlerinden perde gibi bir şeyler düştü. Yeniden görmeye başlayan Saul kalktı, vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu. Saul Şam'da ve Kudüs'te. Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. "Kudüs'te bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da öylelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi?" diyorlardı. Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu. Aradan günler geçti. Yahudiler Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Ne var ki kurdukları düzenle ilgili haber Saul'a ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı. Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar. Kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Saul Kudüs'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın bir öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu
Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Böylelikle Saul, Kudüs'te girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı. Dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu. Ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı. Kardeşler bunu öğrenince onu Sezarya'ya götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Tüm Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk kutsal ruhun yardımıyla sayıca büyüyordu. Eneas ve Tabita. Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı. Orada felçli olup 8 yıldan beri yataktan kalkamayan Eneas adında birini buldu. Petrus ona, "Eneas, İsa Mesih seni iyileştiriyor," dedi. "Kalk, yatağını topla." Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'be döndü. Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular. Lidda Yafa'ya yakın olduğundan Petrus'un Lidda'da bulunduğunu duyan öğrenciler ona iki kişi yollayıp "Vakit kaybetmeden yanımıza gel," diye yalvardılar. Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona, ceylanın kendileriyle birlikteyken dikmiş olduğu entarilerle üstlükleri gösterdiler. Petrus herkesi dışarı çıkarttı. Diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek, "Tabita, kalk," dedi. Kadın gözlerini açtı. Petrus'u görünce doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı. Ceylanı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yafa'ya yayılınca birçokları Rab'be inandı. Petrus uzunca bir süre Yafa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı.